Ay. Ay. Selim, inanmıyorum ne kadar düşüncelisin. Aa. Bana çiçek mi aldın? Kokuyor bak. Tuğçe, ben o çiçekleri sana değil Ayşegül'e aldım. İyi, affetsin. Her gün Ayşegül'e çiçek, her gün Ayşegül'e çiçek. Ya bir gün de bana al ya. Aklım almıyor ki benim ne eksiğim var o kızdan. Hatta fazlam var. Delireceğim ya. Ama ben ne yapacağımı biliyorum. Yürüyün kızlar. Çocuklar, şöyle koyun onu. Bu ne? Bak çiçek gör bak. Ne oldu canım, ne baktın? Biraz ayıp olmuyor mu beyler? Neden? Ya bu okulda istediğim kişiye hoş geldin deme ve çiçek verme özgürlüğüm var. E ben de bunu doya doya yaşamak istedim. Bir itirazın mı var? Ayşegül de benim kız arkadaşım. Senin bir itirazın var mı? Şimdilik. Ne demek istiyorsun sen? Sana ne? Ha, sana ne? Çok şanslısın ya. Her sabah seni okulun kapısında elinde çiçekle bekleyen bir sevgilin var. Ama bak, bu sefer ben de ona bir şey vereceğim. Aa. Ay inanmıyorum. Biliyor musun, bütün gece bu çiçekleri birbirimize vereceğimiz anı düşündüm. Ya çünkü o an benim hayatımın en romantik anı olacak. Ben de istiyorum. Vur, vur, vur. Gözüne gözüne vur. Hadi, gözüne vur. Hadi, vur dediysen gözüne vur abi. Tamam, hadi. Tamam, ayrıl. Tamam, ayrıl. Tamam, tamam, indirin, tamam. Dur. Müdür bey, bu iki öğrenci kariyer seçim konusundaki rehberlik dersine hiç girmesinler boşuna. Bunların kariyeri belli. Kaç kilosunuz yavrum siz? 72. Sen? 65. Sizden olsa olsa orta siklet olur. Hayırlı olsun. Yavrum rezil ettiniz orta beni, rezil. Yani. Hocam kusura bakmayın. Bu okulumuzda şimdiye kadar görülmemiş bir şey. Bizim öğrencilerimiz çok munistir. Burası huzur ve barış ortamı içerisinde yavrularımızı büyüttüğümüz. Kaçılın geliyor. Kim geliyor? Çok pardon. Affedersiniz. Hocam çok affedersiniz. Kavga varmış. Duyar duymaz koştum geldim. Kusura bakmayın. Ben değilim yüzümü yıkayayım. Tabii çocuklar göstersin orada hocam. Allah sizi kahretmesin yavrum. Rezil ettiniz beni rezil. Ben bu rehberlik hocasını üniversiteden getirdim kariyer seçiminize yardımcı olsun diye. Adamı kamyon çarpmışa döndürdün kızım. Oysa ne hayallerim vardı benim buraya geldiğimde. Bıktım artık, bıktım. Geleceğinizle ilgili kararlar almak istemeniz çok güzel bir şey. Belli ki şu anda bir yol ayrımındasınız. Yani hocam, geç kalmış sayılmam öyle değil mi? Umut var yani. Var. Var. Ben tünelin ucundaki ışığı görüyorum. Sormayın hocam. O tren bana kaç defa çarptı biliyor musunuz siz? Neyse, vaktinizi aldım sağ olun. 2,5 saat ayırdınız benim için. Hocam peki, heykeltıraş olmaz mı benden? Kim o içerideki saygısız? Bir saattir onu bekliyoruz. Hocam çok teşekkür ederim. Vakit ayırdınız, aydınlattınız. Ne demek efendim, görevimiz. Hocam, hiç değilse acaba tellak olur mu benden? Vay be, meğerse müdür Dilaver'in hayali kariyer değiştirmekmiş. Oldu. Hey. Evet, hepinizden kurtulacağız. Önce halanın maşa olarak tuttuğu müdür Dilaver gidecek. Daha sonra maşa tutan eller ve sonrasında ise o ellerin yeğeni. Hepiniz gideceksiniz, anlıyor musun? Bu okulda sadece Selim ve ben kalana kadar hepinizi teker teker göndereceğim, teker teker. Ha, bu arada hiç boşuna beklemeyin, bizim işimiz uzun sürer. Zeki insanlar olduğumuz için karakterlerimizi çözmesi bayağı bir zamanını alacak. Ama önce bizdik, nereye ya? Ya boş ver Ayşegül ya, beklenmez bunların çıkmaları, yürü. Ama daha yeni girmiştik. Önemli değil, ben çözdüm sizleri. Hadi hayırlı olsun. Kahramanmaraş dondurmacılığı mı? Ya nasıl yani? Şimdi benim için en ideal meslek Kahramanmaraş dondurmacılığı mı? Yo, seninki gene iyi. Benim ideal mesleğim Luna Park biletçiliği. Benim yanımda ikiniz de ağzınızı açmayın. Benim ideal mesleğim seyislik.